Selin'in haklı olduğunu düşünüyorsun değil mi? Senin yanındayım değil mi? Ama onun haklı olduğunu düşünüyorsun. Ben annenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum Nazlı. Şu an beni anlamıyorsun. Bak Nazlı, aile çok önemli. Bak bunu sana kendimden örnek vererek de gösterebilirim. Yukarıda yatan adam da benim ailem. Aile yanında olandır. Düştüğünde ağlayandır. Yaranı üfleyendir. Savaş, peki sen Rana Hanım'ı annenin yerine koyuyor musun? Onu ailen olarak görüyor musun? Özür dilerim. Yani gerçekten çok özür dilerim. Önemli değil. Yani evet, olabildiğince koymaya çalışıyorum. Ama benim annemle alakalı çok az anım var. Seninse yıllara yetecek kadar. Bak, kalkıp bana annenin kıymetini bil falan deme. Şu an zaten kafam yerinde değil. Seninle de kötü olmak istemiyorum, lütfen. Anne değişik bir hayal benim için. Seni de baban terk etti. O yüzden annene tutunmak istiyorsun. Ama neden diye hiç sormuyorsun Savaş. Sadece babam terk etmedi. Annem de terk etti beni. Nazlı Hanım, babanızı 5 dakikalığına görebilirsiniz. İstemiyorsan gelmeyebilirsin. Yanında olmak istiyorum. Sen iyi misin? Yanımda beklemişsin. Sen benim babamsın. Tabii ki yanında bekleyeceğim. Kafandaki soruları yanıtlayamadım. Olsun. Sen iyi ol da. Ya Güneş? Annem sana bunu nasıl yaptı? Bunu konuşmayalım. Sahi annen nerede? Bilmiyorum, görmedim. Görmek de istemiyorum galiba. Bak kızım, gördüğün gibi gayet iyiyim. Yani bence artık burada olman pek iyi bir fikir değil. Baban haklı Nazlı. Ama ben burada kalmak istiyorum. Hayır, hayır. Bak Nazlıcığım, eve gitmeni istiyorum. Durumu ikimiz için de zorlaştırma, olur mu kızım? Hem bak, baban da iyi. Yine geleceğim. Efendinizi almak için sizi dışarıda bekliyorum. Yarın olsun, şimdi kendimi iyi hissetmiyorum. Peki efendim. Yarın gidecek misin? Sorma bunları, ne olur. Gitmemek için kendini ikna etmeye çalışıyorsun. Anneni düşünmüşsün. Ağlamışsın. Düşünmüyorum. Konuşmaya ihtiyacım var. Konuş, anlat rahatla. İstemiyorum. Niye geldin o zaman? Gözlerimi kapatmak için geldim. Çocukken ne zaman başım derde girse,
gözlerimi kapatırdım. Üçten geriye sayardım. Sonra annemin ciddi ifadesi belirirdi karşımda. Üç. İki. Yapmam gerektiğini söylerdi bana. Ben de onu dinlerdim. Şimdi ne diyor? Konuşmuyor ki artık benimle. Annenle ilgili hatırladığın en son ve en güzel anıya sımsıkı sarıldı aslında. Sen de hatırlıyorsun annenle ilgili. Salonun ortasında bir sehpa. Kapının yanına çekilmiş. Üzerinde annemin terlikleri. Yukarıdan bana bakıyordu gülümseyerek. Hiçbir şey söylemedi mi? Hiçbir şey söylemedi. Oyun sandım önce. Tavanla iple sarkıyordu kukla gibi. Seslendim. Anne. Anne diye. Hiçbir şey demedim. Geliyordu sadece öyle. Ben annemle alakalı sadece onun gülümsemesini hatırlıyorum. Anneni yalnız bırakma Nazlı. Biliyorum her saniye o var aklında. Yok. Nazlı. Nasılsın? Böyle göründüğüne göre. Zor bir dönem geçirdiğini biliyorum. Ama sen güçlü bir kızsın. Üstesinden geleceksin. Eğer bunları söylemek için durdurduysanız teşekkür ederim. Ama şimdi Peri'nin yanına çıkmam lazım. Savaş'ın sana nasıl destek olmaya çalıştığını görüyorum Nazlı. Elinden geleni yapıyor sağ olsun. Siz sadece yakın arkadaşsınız, değil mi Nazlı? İmayı anladım. Hatta niye ima ettiğinizi de anladım.
Öğrenmişsiniz sanırım. Belki. Melisa söyledi size. Hatta sırf size değil, Haluk'a da söyledi. Anlamadım. Haluk'la ne ilgisi var mı? Yani şöyle ki, Haluk Bey ve Melisa'yı teknede gördüm. Yani konuşuyorlardı. Muhtemelen bizi gambazlıyordu. Yoksa Haluk Bey'in Melisa'yla başka ne işi olabilir ki? Ama merak etmeyin. Artık savaşlarımız öyle bir şey yok. Gördüğün kişinin Melisa olduğunu emin misin? Evet, eminim. Müsaadenizle iyi geceler.